Popo estetiği popo bölgesinde yaşla birlikte yine genetik faktörlerle ya da hastanın aşırı kilo alıp vermesiyle ya da obezite ameliyatları sonrası hastanın aşırı kilo vermesi sonucunda popodaki oluşan deformasyonların düzeltilmesi için yaptığımız ameliyatlardır. Burada hastaları muayene ettikten sonra uygulayacağımız ameliyat tekniğini, şeklini belirliyoruz. Eğer hasta poposunun geniş olmasından, büyük olmasından rahatsızsa, deride de sarkma yoksa o zaman liposuction ameliyatlarıyla popo bölgesinde daha popoyu küçültecek, daha dik görünmesini sağlayacak, daha yuvarlak hatlar sağlayacak ameliyatlar planlıyoruz. Yani liposuction yapıyoruz. Gerektiğinde o aldığımız yağları poponun belli bölgelerine enjekte ederek poponun daha dik, daha diri, daha yuvarlak hatlara sahip olmasını sağlıyoruz. Eğer popoda sadece deri sarkması ağırlıklı bir deformasyon varsa, yani derileri sarkmış, popo aşağı doğru düşmüşse, burada popo germe ameliyatını uyguluyoruz. Bu teknikte de işte üst taraftan, poponun üst tarafından yaptığımız kesilerle sarkan derileri, dokuları yukarı doğru çekiyoruz. Popoyu şekillendiriyoruz. Daha dik diri görünmesini, yuvarlak hatlara sahip olmasını sağlıyoruz. Bu yaptığımız kesiler genellikle üst tarafta iç çamaşırı, bikini, mayonun içinde gizlenebilecek izlerdir. Bazen hastalar bize popolarının küçük olmasından, şekilsiz, basık olmasından dolayı rahatsız olabiliyorlar. İşte burada da poponun büyütülmesi için ameliyatlar yapıyoruz. Hangi tür ameliyatlar yapıyoruz? BBL dediğimiz, işte Brezilya poposu dediğimiz çok popüler olan teknik. Burada yağlarla kişinin kendi vücudundaki karın bölgesinden olabilir, sırt bölgesinden, uyluk bölgesinden, bacak bölgelerinden olabilir aldığımız yağları popo bölgesine enjekte edebiliyoruz. Böylece poponun daha dik, daha kalkık, daha forme girmiş, yuvarlak hatlara sahip olmuş bir popo elde edebiliyoruz. Bazen yağ enjeksiyonu yeterli olmayabiliyor. Yani hastanın vücudunda istediğimiz kadar yağlanmaya rastlayamayabiliyoruz. Yani fazla yağları olmayabiliyor hastanın. O zaman implantları kullanıyoruz. Yani implant kullanarak popoyu büyütebiliyoruz, dikleştirebiliyoruz. Küçük yaptığımız kesilerle popo bölgesine uyguladığımız özel implantlarla poponun daha dik, daha yuvarlak hatlara sahip olmasını sağlayabiliyoruz. Bazen de hem implant hem de hastadan aldığımız yağları ortak kullanarak popoyu şekillendirebiliyoruz. Tüm bu ameliyatların sonucunda daha diri, daha yuvarlak hatlara sahip, daha estetik görünüme sahip bir popo elde edebiliyoruz.